Şimdi o zamanlar zaten ben 10 yaşında bir kız çocuğuydum. Babam evde değildi o gece yaşandığında. Annemle ben tektik evde. Abim geldi dedi anne işte ben kaçakçılığa falan gideceğim. Dedi gitme baban kızıyor falan dedik. Yok dedi gideceğim illa bu sefer tek gideceğim. Sonra biz gittik annemle Katır'ı bilerek bıraktık dedi gitmesin diye. Yine yapamadı gitti komşumuzun Katır'ını aldı. Ben de dedim İşte ben de dedim gitme bu soğukta ne yapacaksın küçük yaşındaydım. Kıyafetlerin hiçbir şeyini vermedi gitmesin diye. Bir sürü iş verdi gitme diye. Ama bizi dinlemedi. Yine gitti. Giderken bile arkasına bakıp bize el salladı gitti. Saat 9 sıralarında mıydı neydi? Annem zaten hiç durmuyordu. Sanki bir şey olacak diye hissediyordu. Bir gidiyordu, bir geliyordu, bir gidiyordu. Ben küçüktüm ama çok iyi hissediyordum yani. Diyordum ki bir şey olacak bu gece. Sonra bir ses geldi, annem birden uyandı. Hani şu aydınlatıcı hani o önce atıldı. Annem dışarı çıktı falan dedi. Valla bir şey oldu dedim. Anne bir şey yok. Her zamanki halimiz biliyorsun hep böyle oluyor. Sonra annem dışarı çıktı. Amcamlara gitti işte dedi. Valla çok sesler geliyor bir şey duydum falan. Aradan tam 20 dakika geçti. Baktım çığlıklar. Herkes geliyor caddeden. Dışarı çıktım baktım anne dedim. Herkes dışarıda falan. Sonra kuzenim geldi dedi eldivenlerimi falan verin, şu verin gideceğiz falan dedi. Annem dedi ben size dediğim bir şey oldu. Dışarı çıktık falan annemin eltisi dedi saçmalama ya şeydir su sesi falan. Annem dedi delirtme beni böyle su sesi mi olur? Sonra dışarı çıktık. O zamanlar bir yaşında bir kardeşim vardı. Bebekti yani. Dışarı çıktık. Herkes dışarıda bir bağırıyorlar, bir çağırıyorlar. Herkes diyor oğlum gidiyor, o diyor oğlum gidiyor, o diyor. Sonra zaten kardeşim bana ver. Yani aslında çok yaşanıyordu önceden öyle şeyler. Biz normal dedik. Bu da önlerini falan kesmişti dedik. Ama maalesef bu sefer öyle olmadı. Herkes koştu gitti oraya gitti. Battaniyeler falan aldılar. Çok kötü bir süreçti. Sonra kardeşimi annem bana emanet etti zaten. Kardeşimi ben içeri koydum. Benim ellerim titre titre, dişlerim falan konuşamıyordum artık. Allah'ım ne olur abimi koru, Allah'ım ne olur abimi koru diye. Sonra baktık geçti dediler valla hepsini öldürmüşler hiçbiri sağ kalmamış. Sonra babam zaten kendisi aramaya çalışmış cenazesini. Yani şükretmiş Allah'ım cenazesini bulayım yeter diye. Cenazesini bulduktan babam dedi zaten bir adamın elini tutmuş. Diğer eli de hani Katır'ın ipindeydi. Katır'ını da kurtarmaya çalışmış aslında. Neyse babam sonra cenazesini buldu zaten. 4 kişi bizim mahalleden bizim arabaya koydular. Sabah kalktık traktör doğrusu cenazeler önümüzden geçiyor. Sonra en son babamın o çaresizliğini hiç unutmuyorum ben. Babam indi, annem indi. Annem dedi bakacağım işte cesedine. Babam dedi niye bakacaksın ki bir şeysi kalmamış ki falan. Sonra götürdüler zaten cenazeyi. Ben de çocuktum. Gittim işte bir tane cenazeye dokundum. Sonra araba gittiğinde ben de arkasından koşa koşa gittim. Kuzenim arkamdan geldi. Dedi nereye gideceksin? Abimin arkasından falan gideceğim dedi. Çok böyle dokunduğumda kuzenime dedim ne kadar soğuk odun gibi falan dedim zaten. Böyle bilmiyorum bana bir şey oldu. Hani çocuktuk ama çok şey hissediyordum yani. Hani abim bir daha gelmeyeceğini hissediyordum. Zaten bizim için artık çok zor bir çocukluk geçti yani. Düşünsenize traktör üzerinde içinde bir sürü cenaze karşımızdan geçiyor. Neyse biz de zaten içeri geldik öyle ağladım. Biri geldi dedi abine bir şey olmuş falan dedim. Kendim gördüm nasıl bir şey olmamış. Öyle darmadağın bir çocukluğum oldu yani. O günden beri zaten pek kendimize gelmiş de değiliz. Adalet. İnancım yok bana. Eyvallah. Neden? Bilmiyorum ya. Çünkü yıllardır bence. Eyvallah. Yani olabilirdi Allah'ın işi yani biz dua etmekten başka bir çaremiz yok maalesef. Elimizden bir şey gelmiyor artık.